Baba, 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 baba. Merhaba arkadaşlar bugün bir çocuğun yetişkin boyunu tahmin etmenin en iyi yolu nedir? En kolay en basit yolu nedir? Bununla ilgili biraz konuşacağız ve kısa bir video olacak o yüzden hızlıca kapatacağız. Bir çocuğun yetişkin boyunu tahmin etmenin %100 kanıtlanmış bir yolu yok arkadaşlar. Önce bunu söyleyerek başlayayım. Bununla birlikte birkaç tane formül çocuğun büyümesi hakkında makul bir tahmin içerisinde bulunmanızı sağlayabilir. İşte popüler olan birkaç tane örnek var. Bunlardan bir tanesi anne boyuyla baba boyunu topluyorsunuz arkadaşlar. Eğer bir erkek çocuk için erişkin boyu hesaplıyorsanız 13'ü topluyorsunuz kız bir çocuk için yapıyorsanız bunu 13'ü çıkartıyorsunuz bunu ikiye bölüyorsunuz ve bulduğunuz değer erkek çocuk için erişkin boyu kız çocuk için gene erişkin boyu anlamına geliyor. Diğer bir yöntem de arkadaşlar eğer bir erkek çocuğunuz varsa 2 yaşında bir kız çocuğunuz varsa 18. ayındaki boyunu 2 ile çarpmanız olacak. Çocuğunuzun büyümesiyle ilgili bir sıkıntınız ya da soru işaretiniz varsa öncelikle çocuk doktorunuza bunu konuşmanız ve gerekirse adım atmanız gerektiğini unutmayın arkadaşlar. Kendiniz bu konuyla ilgili tabi böyle bazı tahminlerde bulunabilirsiniz ama her çocuğun kendi büyümesi kendisine özgüdür ve işte bir çocuğun hedeflenen boya ulaşamaması da çok sürpriz değildir. Çünkü biz biliyoruz ki ilk 24 ay içerisinde çocuğun genetik hedefi hiçbir şey ifade etmez. Çünkü ilk 24 ay içerisinde çocuklar beslendiği kadar büyür ve 24 aydan sonra birazcık daha genete uygun bir şekilde büyümeye devam edecektir. Çocuğunuzun büyümesiyle ilgili öğrenmek istediğiniz her şeyi bu tarz basit formüllerle, basit birkaç cümleyle bir şeyler öğrenecekmiş gibi düşünseniz de bunun asıl yapılması gereken şey çocuğunuzun boy, kilo, baş çevresi ölçümlerini ilk 3 yaş içerisinde düzgün bir şekilde en kötü ihtimalle 3 ay aralıklarla vermeniz ve en az 3-4 ölçüm vererek çocuk doktorunuzun bunu bir persentil cetveli üzerinde işaretlemesi ve gidişatınızı yaklaşık olarak öngörmeye çalışması. Eğer bir çocuğun büyümesindeki kilo ile boy arasındaki persentil iki persentilden fazla fark varsa ya da çocuğunuz boyda ya da kilo üzerinden 3 persentilin altında büyüyorsa özellikle ilk 24 ay içerisinde bunların genetikten bağımsız olarak bazı hastalıkların bir sebebi olduğunu unutmayın ve gerekirse erken adım atmak amacıyla çocuğunuzun rutin kontrolleri sırasında persantil takiplerinize ve çocuk doktorunuzla ilgili kontrolleri yaptırmayı ihmal etmeyin. Ve eğer siz büyümenin çok hızlı olduğu dönemlerden bir tanesinde bunu hesaplamaya çalışıyorsanız gene hesaplarınız farklı şekilde çıkabilir. O yüzden kafanız karışmasın. Arada kaldığınız her şey için çocuk doktorunuzla görüşün. Benim bu konuyla ilgili anlatmak istediklerim burada bitiyor arkadaşlar. Yeni bir sorunuz ya da konu öneriniz varsa alt kısımda yorumlar kısmında bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.